Mesela bak ben bu yılbaşı programını izledim. Kanalları açtım. Mutlu değiller. Allah mutluluğu biraz azaltmış. Eskiden mutlu oluyorlar, ben görüyordum. Yani benim yıllarımda, lise yıllarımda falan, yılbaşlarında çok mutlu oluyorlardı. Bütün dünyada bir mutsuzluk var. Sırf Türkiye'de değil, bütün dünyada mutsuzluk var. Bu deccaliyetin etkisiyle oldu. Evet. Deccaliyet insanların ruhunu kararttı. Şevklerini, heyecanlarını kırdı. Azimlerini kırıldı. Yaratıcı güçlerini yok etti. Sanat güçlerini yok etti. Kavgacı yaptı onları. Evet. Saldırgan. Kavgacı, intikamcı, dedikoducu, laf sokan, insanlara rahatsızlık vermesinden zevk alan, samimi olmayan, yalancı, bol bol yalan söyleyen, İki yüzlü, egoist insanlar gelişmeye başladı dünyada. Tabii iyiler de var ama böyle vakalar da var. Sonunda insanların üstüne mutluluğun gittiğini gördüm. Evet hocam. Mehdi'ye mecbur olduklarını Allah göstertiyor. İnşallah. Eğer Mehdi'ye tabi olmazlarsa bu mutsuzluk insanları daha da boğacak. Ekonomik kriz daha da şiddetlenecek. Daha insanların yaratma gücü yok olacak, telif güçleri yok olacak. Yaratma derken Allah yaratır, kulunu sebep eder. Telif güçleri gittikçe kırılacak. Mehdi ile insanlar ancak mutlu olacağını hadislerde Cenab-ı Allah belirtiyor. Mehdi'nin elindedir o anahtar, Allah ona vermiştir. İnşallah. Yani mutluluğu, huzuru, sevinci, neşeyi Kur'an'ın vesilesiyle, Kur'an'la Cenab-ı Allah Mehdi kanalıyla insanlara hissettirip bir mutluluk ruhu verecek. İnşallah. İnşallah. Bunun dışında huzursuz olurlar. Evet. Ve oluyorlar. Ben o karamsar havayı gördüm. Evet. Çok belli oluyor. Mutlu değillerdi. Evet. Eğlenmeye çalışıyor ama çok zorlanıyor, eğlenemiyorlar. Evet. Allah'ın dışında mutlu olmak yok. İslam'ın, Kur'an'ın dışında mutlu olmak yok. İslam'ı, Kur'an'ı da anlatmada Allah Mehdi'yi vesile ediyor. İnşallah. 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 Yok ben kendi kafama göre yaparım derlerse işte böyle mutsuz, heyecansız, şevksiz, sürekli gergin, birbirini yiyen, birbirine azap eden sistemler gelişir. Bak dünyadaki sistemler birbirini yiyor. Kardeş kardeşi yer. O ona acı çektirir, o ona acı çektirir. O onu hapse atar, o onu hapse atar. O ona acı çektirecek bir sistemi, darbeyi planlar, öbürü ona başka bir şey planlar. O halkı kendince aşağı görmeye kalkar, öbürü o da onu aşağı görmeye kalkar. Garip ve karanlık bir sistem gelişir. Onun için hiç vakit kaybetmeden Allah'a tam teslim olup samimi, candan Müslüman olmak çok önemli. İnşallah. Vakit kaybettikçe batış artar, batma da artar. Tabii. Vakit kaybedecek gibi değil. Cenab-ı Allah ne güzel sistem kurmuş. Cenab-ı Allah'ın isteği ne kadar güzel ve ne kadar doğru. Beni sevin, beni de sizi seveyim diyor. Evet. Bana şükredin, nimetimi artırayım diyor. Ben şükretmeyeceğim diyor. Allah o zaman belanı veririm diyor. Evet, tabii. Görüntüyü yaratan Allah olduğuna göre vermiyor görüntüyü de Allah o zaman. Mutluluğu kalbe veren Allah vermiyor. Hadi mutlu ol bakalım. Tabii. Yok ben olurum diyor. Olamıyorsun işte bak. Debelendikçe daha da huzursuzlaşıyorsun, daha da canın yanıyor. İman ve Kur'an'ın içerisinde müthiş bir sevinç, müthiş bir lezzet, müthiş bir heyecan, iman derinliği vardır. Evet. Ve güzellik vardır inşallah.